Şimdi ben biraz evvelki konuma devam etmek istiyorum. Bir zamanlar Darwinizm nasıldı? Bir zamanlar Darwin nasıldı? Şimdi bu Darwinistleri birazcık ürkütüyor. Çünkü biz bu konuyu dile getirdiğimizde genel olarak hep savunucu bir hale dönüşüyorlar. İşte Darwin'i savunuyorlar. Öyle değildi, böyleydi diye getiriyorlar. Şimdi şunu kabul etmeleri gerekiyor. 1800'lerde ortaya atılmış bir bilimsel bir teori ise bu. Daha sonradan bu teoriyi hep kurtarma çalışmaları olmuştur. Yani Darwinistler tarafından hep kurtarıcı bir şeyler aranmıştır. İlginç olan işte Darwinist diktatörlüğün devreye girdiği nokta budur. 1800'lerde ortaya atılan çok fazla iddia vardır. Biliyorsunuz dünyanın düzlüğü konusundan çok fazla bilimsel konuda çok fazla teori geliştirilmiştir. İşte durum teorisi Big Bang'e karşı geliştirilmiştir. Bunların hepsi daha sonradan rafa kaldırılmış bilimsel teorilerdir. Tamam, bilim adına ortaya atılmıştır. Kimisi tabii ki Allah'a karşı haşa bir ideolojik bir sebeple belki ortaya atmıştır. Ama sonradan delilleri bulunduğunda, bunlara karşı bilimsel deliller bulunduğunda hemen rafa kaldırılmış olan teorilerdir. Fakat evrim teorisinde bu olmamıştır. Bilimsel gerçekler Darwin'in iddia ettiği iddiaları diyeyim, çökertmesine ve ortadan kaldırmasına rağmen sürekli güncel Darwinistler bunu hep kurtarma çabalarına girişmişlerdi. İşte doğal seleksiyona bağlamıştır biliyorsunuz Darwin kendi teorisini. Doğal seleksiyonun, genetik biliminin ortaya çıkması ve doğal seleksiyonun geçerliliğini yitirmesi hiçbir zaman geçerli olmamıştır da onların iddiasına göre yitirmesi sonucunda mutasyonları ortaya atmıştır. Sıçramalı evrim teorisi ortaya atılmıştır. Hep bir kurtarıcı bir şeyler aranmıştır. Şimdi burada bir anormallik var. Yani 1800'lerin mantığıyla ve bilimiyle geliştirilmiş bir teorinin günümüzde savunuculuğunu yapmak akla ve mantığa, ilk başta akla ve mantığa sığmayan bir şeydir. Çünkü o dönemin teknolojisi buna izin vermiyor. Şimdi genetik bilimi biliyorsunuz yine daha sonraki yıllarda Mendel'in kanunlarıyla ortaya çıkıyor. Fasulyeler üzerinde yaptığı çeşitli deneyler var Mendel ve fasulyelerin üzerinde genetik bir kopyalanma olduğunu düşünüyor, ortaya atıyor. Ve bu genetik biliminin ortaya çıkması şu demek oluyor: genler diye bir şey var, DNA diye bir şey var. O zaman detayları keşfedilmemiş olmasına rağmen ve sonraki nesillere aktarılabiliyor. Bu durum işte Darwin evrim teorisine çok ciddi bir sekte vurdu. Neden? Çünkü işte bir fabrikada kol gücüyle çalışan bir babanın çocuğunun da kollarının gelişmiş olacağını iddia eden bir dönemden bahsediyoruz biz. Ya da keman çalan bir annenin çocuğunun da keman çalabilecek yeteneğe sahip olması gibi bir dönemden, yani genetik biliminin bilinmediği bir dönemden bahsediyoruz. Kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere geçeceğini iddia etmişti Darwin. Kazanılmış özellik, mesela bir insan dil öğrenir, İngilizceyi öğrenir ama çocuğu İngilizce bilerek doğmaz. İşte bu bizim sonradan kazandığımız bir özelliktir. Fakat bunu biz sonraki nesillere geçiremeyiz. Dolayısıyla genetik bilimi başlı başına çok fazla bilim dalı vardır evrim teorisini çürüten. Fakat Mendel'in o dönemde ortaya çıkıp gösterdiği genetik biliminin o dönemde daha başlangıç aşamasında Darwin'in evrim teorisini çürütmüş olması gerekiyordu. Fakat işte Darwinist diktatörlüğün etkisiyle şu anda hala gündemde tutulmaya çalışan bir teoridir. Köhne bir mantığa dayanır. Bunu vurgulamak için 1800'lerden bahsetmek istedim. Hala o dönemin bilimini kullanır. Günümüz bilimini hiçbir zaman kullanamamıştır evrim teorisyenleri. Günümüz biliminin getirdiği şeyleri. Bunun burada vurgulanması gerekiyor inşallah. İnşallah.